Merhabalar, öncelikle nasıl gidiyor? Merhabalar Hazal ve Ali Orhan. Az önce sizin söylediğiniz gibi Antalya hem saklı kentiyle hem deniziyle arkadaşlar, ve doğal güzellikleriyle tüm dünyanın ve Türkiye'deki birçok insanın dikkatini çeken bir şehir. Bu şehirde de kısıtlama nasıl gidiyor? Kurallara uyularak gidiyor. Sokakta muaf tutulan vatandaşların dışında evlerinden alışveriş yapmaya çıkan vatandaşların haricinde kimseleri görmek pek de mümkün değil. Biz de Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Dere'yi yakaladık ve onun peşine takıldık tabiri caizse. Denetimlerini biz de devam ediyoruz kendisiyle birlikte. Şu anda sizin de söylediğiniz gibi bir pastanede bulunuyoruz. Pastanede kısıtlama nasıl gidiyor? Hemen pastacımızdan öğreneceğiz ama önce pastacıların bir takım sıkıntıları var. O da birlik başkanı olarak da Adnan Dere'ye soracağız. Pastanelerde yaşanan sorunlar nelerdir? Özellikle girdilerde bir takım problemler yaşıyorlar kendileri. Önce kendisinden sonra pastacımız Ekrem Bey'den alacağız sorunlarına ilişkin açıklamalarını. Evet efendim. Evet, ben de buradan Ali Orhan abimize ve Hazal Hanım'a da iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen tüm esnaf ve sanatkarımız ve hemşehrilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü ben de esnafları yerinde denetliyorum, ziyaret ediyorum, hallerini, hatırlarını soruyorum. Siz de bugün sağ olun, teşekkür ederiz. Kanal ve televizyon olarak da bizimle beraber siz de esnaflarımızı ziyaret ediyorsunuz. Tabii buraya geldim. Ekrem kardeşim, pastacı esnafımız, sorduğumda sıkıntıları bana şöyle anlatıyor. Şu anda burada 6 kişi çalışıyor. 4 kişi de ben, eşim, oğlum ve kızım da bugün sokağa çıkma yasağı olduğu gün biz de çalışıyoruz. Ama şu anda kısıtlamanın olduğu sabahtan beri de birçok alışverişimiz yok. Ürünlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın da hizmetine sunmak için de müşterilerimizi bekliyoruz diyorlar ama şöyle bir sıkıntılar var. Girdiler çok artıyor. Her hafta ham maddeleri alırken aldığımız ürünler bir daha hafta baktığımız zaman artış olduğunu görüyoruz. Fakat biz müşterilerimize, mahalledeki yaşayan komşularımıza bunları yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da çok sıkıntı yaşadıklarını iletiyorlar. Tabii sokağa çıkma yasağında açılan mesleklerimizden birisi de pastanelerimiz. Vatandaşlarımızın evleri yakın olanlar yürüme mesafesiyle gelip alışveriş yapabiliyorlar. Şu saate kadar da baktığımız zaman çok da gelen yok. İnşallah yarın da açıklar alışverişlerini vatandaşlarımız esnaftan yapar diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Efendim çok güzel pastalar yapmışsınız. Evet. Hepsi tezgahlarda yerini almışlar ama alacak müşteri yok. Sıkıntılarınız haliyle çok büyük. Neler söyleyeceksiniz bu pandemi döneminde yaşadığınız ekonomik sıkıntılara ilişkin? Şu anda Kanal V olarak Ali abimizin, Ali abi diyorum çünkü Ali abi daha önceden de tanıyorum. Adnan Dere Başkanımız bu esnafları tek tek dolaşıp da bize de bu fırsatı verdikleri için ilk önce Ali abime ve Adnan Dere Başkanıma teşekkür ediyorum. Aslında esnaflarda çok büyük bir sıkıntı var. Yani bu bizim çalışma ortamımızda mesela biz 6 kişi personeliz. 6 kişi personel, 4'ü aileden, 6'sı personel. Şimdi biz aileden çalışmadığımız zaman biz acız. Şu anda mesela bugünkü cumartesi günü durumumuza baktığımız zaman 6 kişinin çalışanın personel parasını çıkarmıyor. Bunda da büyük bir sıkıntı var. Zaten bu küçük esnaflarımızda Antalya'da mahallede bakan, mahalleyi besleyen, mahalleyi gözeten zaten bizleriz. Bizler oraklarda desteklerini istiyoruz. Çünkü bizim yaptığımız biz ustayız. Tabandan yetişen, tuzunu, şekerini iyi bilen, tadını iyi bilen biz ustalarız. Ama market kısımlarına gittiğimiz zaman marketlerde şöyle bir şey var. 3 liraysa bizde 5 lira. Orada 3 aylık, bizde 1 günlük. Halkımızlardan bunların tercih etmelerini istiyorum. Bir de girdilerde çıktılarda çok büyük bir sıkıntı var. Her ay yağdır, undur, yumurtadır. Özellikle şu anda bilmiyorum devletimiz buna el atacak mı bilmiyorum ama şu anda bir kolu yumurta, yani 4 kolu yumurta 100 lira. Yani inanılmaz derecede bir büyük bir rakam. Yani bunu asgari ücretle çalışan insanlar nasıl yiyecek yumurta? En basit de garibanın ekmeği derler ya.
Yani bu yumurtayı nasıl yiyecekler bilemiyorum. Bununla alakalı çözüm bekliyoruz. Başta Adnan Dere Başkanımız olmak üzere devletimizden de böyle bir çözüm bekliyoruz. Esnafımızın her zaman için biz bekçisiyiz, korucusuyuz. Biz olmasak insanlara, yoldan geçen aç insanlara da geldiği zaman işte acız, biz poğaça veriyoruz veya çayını veriyoruz. Yani affedersin, kedi, köpek, o insanların mamalarını, sütlerini, sularını yine küçük esnaf veriyor. Yani esnaf haldananlar deriz. Sokaktaki sokak köpeğinden tutun da sokakta yaşayan vatandaşların da temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında sosyal bir sorumluluğunuz da var. Hani bu konuda da çalışmalarınız oluyor. Bu zaten küçük esnaf olmazsa bütün hepsi aç demektir. Yani ben büyükleri kastetmiyorum. Büyük marketleri kastetmiyorum. Küçükler, yani evin her şeyi derler ya. Yani mahallede bulunan küçük esnaflar mahallenin her şeyi. Yani muhtarı, bekçisi, hocası, ne dersen aklınıza ne gelirse. İşte bu küçük esnaflara bakmamız lazım. Küçük esnaflardan şu anda Adnan Dere Başkanımız başlatmış olduğu bir projede esnaflarımızdan alışveriş yapmalarını rica ediyoruz. Bu konuda ben bile ekmeğimi alırken yanımda büyük market olduğu halde gidip arka taraftan fırından alıyorum. Çünkü fırın, yani o bizim esnafımız. Biz onlara sahip çıkmamız lazım. O çünkü gece gündüz hep zaman var. Paramız olsa da veriyor, olmasa da vermiyor. Ama öbür tarafta bir kuruş, iki kuruş eksik olduğu zaman vay halimize. Çıkamıyorsun. Ekmeği bırakıyorsun, geri geliyorsun. Evet. Peki çok teşekkür ederim efendim. Az da olsa efendim, kısıtlı imkanlarla sıkıntılarınızı dile getirdiniz. Sağ olun diliyorum. Evet, Ali Orhan ve Hazal, şu an pastaneden seslendik size. Esnaf aslında bir sosyal sorumluluğunu da yerine getiriyor. Hem kazancını sağlarken hem çevresinde bulunan, hem sokak köpeğinden tutun sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları noktasında da önemli bir role sahip. Ama esnafınıza sahip çıkın diyorlar. Çünkü gidip marketten alacağınız herhangi bir alışverişte peşin para veya kredi kartı kullanmanız gerekiyor ama esnafınsa borç veresiye defteri var. İşte bunu zaman zaman unutuyoruz. Ve buradan esnafın sıkıntılarını az da olsa dile getiriyoruz biz de. Bir dahaki durağımızda yeniden sizlerle bir arada olmak dileğiyle sözü size bırakıyorum. Şimdi birden ayrılma da şu vitrine bir bakalım. Ben eski pastacıyım biliyorsun. Vitrine bir not verelim isterseniz. Evet. Öncelikle Sayın evet. Adnan Dere'ye de. Vitrine hemen gösterelim. Meslek, baba mesleği olunca ister istemez özlüyorsunuz, vitrini özlüyorsunuz. Tebrik ediyorum ve Antalya'da herkese şunu salık verir. Yılbaşı akşamı evet, evinizde bir tane pasta olsun. Yaş günü yaş pasta olsun. Yani turtalardan, pastalardan evet, ve yeni yılı onu keserek ailenizle birlikte, bu vitrinde gördüğünüz pastalardan olsun. Yeni yılda onu keserek girin. Hem esnafımıza, yerel esnafa destek olmuş olursunuz, hem de ailenizle birlikte mutlu bir akşam ve 2021'e inşallah o umutlarla, o sevinçle girmiş olursunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden evet, dolayı, Sayın Dere'ye de açıklamalarından dolayı da biz teşekkür ediyoruz.